Regülatörü boruları işaretledim arkadaşlar. Mesela 1 karşılığı 1. İşte 2 karşılığı 2. Şurada bir tane daha boru var. Alttan geliyor şu su borusu 3 3. Onları karşılıklı işaretledim. Yani yerleri herhangi bir karışmaz da yine de böyle ilk sökenler için bence bu yardım olabilir, destek olabilir. İşaretledim hepsini. Sökmeden önce elektrik bağlantısını keseceğim. Herhangi su boruları söküldü. Şöyle üstteki, şöyle alttaki, bunları sökerken de poşetlere tıkadım. Su boşalmasın diye. Boşuna hem burayı böyle su yapıyor. Tesisat da ıslanmasın. Hem de içerisindeki su kaybı, antifrizi su kaybı olmasın diye. Burada en önemli şeylerden birisi şu tüpten gelen borunun çıkartılması. Bunu çıkartmadan önce mutlaka arka simit tanktan veya işte normal tanktan vananın kapatılması gerekiyor. Bu çok önemli. Bunu açtığınızda bir tüp kaçağı zaten göreceksiniz. Bir sesini duyacaksınız. Panik yapmayın. Yani sıkıştırın, tekrar oradan kapatabilirsiniz ama mutlaka kapanması gerekiyor bunun çıkması için. Şöyle bir sistem var. Kapağı ben açtım. Şöyle bir kapağı var bunun. Kapağı açtım. Şurada altta. Şurada. Evet, tam şu. Vanası var. Bu vanayı yani şu şekilde sıkıştırarak, zaten hani sağını solunu şey yapmayayım da, direkt mesela sıkıştığı zaman oradaki aradaki mesafe küçülüyor. Gevşediği zaman büyüyor. Yani onu o şekilde anlarsın. Saat yönünün tersine doğru arkadaşlar. Saat yönünün tersine doğru onu sıkıştırdığınızda vanayı kapattım. Şöyle bir gaz geldi. İçerisindeki gazı boşaltıyor. Ve şu anda o üfleme durdu. Bir gaz kokusu gelecek burnunuza. Herhangi bir panik olmanıza gerek yok. Dikkatli bir şekilde. Zor açılıyor biraz. Onu bu şekilde çıkardınız. Bu şekilde normalde. Şimdi tüpü çıkardık, tüpün borusunu. Ondan sonra bütün borularını söktük. Dediğim gibi su borularını tıkadık. Su gelmemesi için. Aküyü çıkardık biraz daha rahat çalışalım diye. Buradaki vidayı çıkardım. Ve regülatörü elimize almış olduk. Şu anda baktığında böyle içerisinde su falan var ama regülatör genelde sıcaksa eğer aslında tüm fonksiyonlar çalışıyor anlamındadır. Şu anda arabayı biraz rölantide çalıştırdığımdan dolayı biraz yani normal ısınmış. Çok büyük bir hasarın olmadığı görünüyor ısınmasından dolayı. Şimdi bunun içerisinde muhtemel ki aldığımdan beri ilk defa bunu temizleyeceğim. Hiç bunun bakımını yapmamıştım. Hem de kafamda soru işareti de kalmamış olur. Hem temizliğini yapacağım, bakımını yapacağım, hem de bunu aynı anda öğrenmiş olacağım. Şöyle şunu sağlıklı. Sökmeye başlayacağız. Şimdi ilk önce şundan başlayalım arkadaşlar. Vidalarını aldım. 6 tane böyle burası var. Diyafram burası. Temiz görünüyor bu taraf. Tabii içini göreceğiz ama. Yani şurada herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Şöyle dikkatli bir şekilde şu diyaframın çantasına zarar vermeden dikkat ederseniz şurada böyle bir şey var. Bunu bir ileriye doğru ittirdiğimde çıkıyor. Yani ilginç, çok temiz ve beklediğimden daha temiz çıktı açıkçası. Bunun daha berbat olacağını düşünüyorum ama bu tarafı temiz. Arka tarafı su olan bölgeye bakacağız. Burada çok ciddi bir sıkıntı yok. Sadece böyle bir yağ tabakası oluşmuş. Bunları söküp temizleyeceğim. Evet, arka tarafında vidaları alındı. Şimdi kapağını alıyoruz. Kapak şöyle ilk vidalar alındıktan sonra sert bir şekilde herhalde kaynanmış. O yüzden biraz tornavida yardımıyla açılması gerekiyor. Dikkatli bir şekilde şöyle parçaların yerine bakarak açıyorum. Herhangi bir yanlışlık yapmamam için. Şöyle ortada bir yay var. Kapak bu şekilde. Burası küflenmiş. Vidalarını ayrı yere koydum bunun. Ön tarafınkisini ayrı yere koydum karışmaması için. Şöyle bir yay var. Yay gayet temiz duruyor. Kenarlarda sıkıntılar var. Onların temizliğini yapıyor olacağım. Şöyle contayı dikkatli bir şekilde genelde yanından böyle alıyorum. Dikkat ederseniz şuradan ileriye doğru bir parça gidiyor. Aynen şunun gibi. Şu nasıl uzuyorsa bu da aynı tam tersine. Bu da şu anlama geliyor. Yani şunu çıkarman için gidiş yönüne doğru bunun ittirilmesi gerekiyor ki çıkartabilesin. Şöyle çıkartıldı. Takarken de aynı şekilde takıp geriye doğru çekmemiz gerekiyor. Ama şöyle durum bundan ibaret. İçerisi baya baya lekeli. Özellikle su kanallarının olduğu yerler. Buradan şimdi temizliğini yapıyor olacağım. İçerisinde şuraları balata spreyi de yapacağım. Buraları balata spreyi yapmaya çalışacağım. Balata spreyi...
Bazıları tel fırça ile temizliyor. Tel fırça bulmayı düşünmüyorum. Tel fırça tamam, ilk etapta temizleyecek, kalıntıları alacak. Ama oluşturmuş olduğu ekstra çizikler, kanallar olmuş olacak. O kanalların daha hızlı bir şekilde kireç tutacağına inanıyorum. O yüzden kesinlikle tel fırça veya bunu çizebilecek hiçbir şekilde bir şey kullanmak istemiyorum. Bazı yerlerde görmüştüm, tel fırça ile temizliyorlar. Ben açıkçası şahsen uygun görmüyorum. Şurada bir sileyim ilk önce. Ürününü yapıyorum kendim. Yıllık izindeyim. Yıllık izimi bu şekilde değerlendiriyorum. Seviyorum çünkü bu işlerle ilgilenmeyi. Emekli olduktan sonra da bu işlerde herhalde yoluma devam ederim. Sektörümle tamamen farklı bir alan bu ama çalıştığım işle alakalı değil. Çok farklı kulvarlarda. Ama gönlümün efendisi bu işler herhalde. Bu işi çok seviyorum. İlk önce şu diyaframımızı, hassasımızı, kalbimizi ilk önce bir temizleyeceğim. Şöyle yine yine de kesicikler var orada, parmakla da direkt temizlenebiliyor. Şimdi bu arada bir diş fırçasını getireceğim, tineri getireceğim. Devam edeceğim. Evet, bana kısık böyle bayağı bir temizlendi. Bunu böyle ayrı bir yere koyuyorum. Şöyle diş fırçası getirdim. Bundan da şöyle lekeleri yumuşattım. Avucumu şöyle sararak aralarını aldım, temizledim şöyle. Buraları balık spreyle temizlemiştim. Şimdi son kez bir balık spreyle sıkacağım. Şöyle bu da tertemiz oldu. Herhangi bir yerde bir sıkıntı kalmadı. En ara yerlere sıktık. Şuralardan o tıpanı çıkardı. Tıpanın yuvasını falan her yere sıkıldı. Bunlar da temizlendi. Şimdi şu ince parçacıklar. Diyafram temizlendi. O önemli parça. Diğer önemli parçalardan birisi de burada. Şimdi bunu da ilk önce şu suyun içerisinde iyice yumuşatacağım. Evet, temizliğimiz bitti. Şurada contanın geldiği alanlarda kararmalar vardı. Şu alanlarda vardı. Şöyle ince 1.80'lik zımpara ile çok ince onunla güzelce etrafını aldım, temizledim. Conta oturmada herhangi bir sorun yaşamasın diye, arada herhangi bir kalıntı olmasın diye buraları parlattım, tertemiz oldum. Şöyle. Yani bundaki dişler şu alüminyum buna zarar vermeyecek şekilde. Daha kalın dişler zarar verebilir. Bu sadece lekeleri çıkarma konusunda. Ve sonraki hali tertemiz oldu.
Evet, toplamaya geldi sıra. Şimdi bunu toplayacağız. Şurada bir iz var. Baktığımızda şurada da bir iz var. Yani bu buraya gelecek şeklinde ayarlanması gerekiyor. Şöyle şu şekilde oturması gerekiyor. Bunun oturması için de ilk önce şu diyaframın, yani şu şeyin, şu kanala girmesi gerekiyor. Şöyle hafiften bunu yukarı doğru kaldırarak oturtup geri doğru çektiğinizde birik yuvasına oturmuş oluyor. O çentiğin arkasına basıp kafasını kaldırdığınızda bunun çivi arkası gibi bir yer var. Onu oturtup geri çekiyorsunuz. Sonra şu kanalı buraya gelecek şeklinde şöyle biz alıyoruz. Tam böyle emin oluyoruz. Yani %100 tam bu kanal oraya gelmesi gerekiyor oradaki izler. Şimdi ne yapmıştık? Kurla açarken yay vardı. Yayını koyuyoruz. Sonra arka kapak gelecek. Arka kapakta da gördüğünüz gibi şöyle bir iz var. O da aynı şekilde oraya denk gelecek şeklinde tutmanız gerekiyor. Tabii elleriniz temiz olması lazım. Diğer tarafı tutarken de parmaklarınız diğer tarafı aynı anda lekeletmemesi gerekiyor. Şöyle dikkatli bir şekilde tam denk getiriyorum. Hizalarına bakarak yayı oturtuyorum. Yavaş bir şekilde bastırıyorum. Evet. Şöyle vidalarını takacağım şimdi. Şöyle çapraz bağlantılarını attım vidaları. Çok sıkıştırmadım. Aynı janttaki mantık gibi. Jant mantığıyla. Burada çapraz bir şekilde sıkıştıracağım. Yani ilk önce birine yüklenip sırayla diğerlerini yüklenmeyeceğim. Karşılıklı jant mantığıyla bunu sıkıştırıyor olacağım. Şimdi normal bu takıldı, bu takıldı ama boşluklar alınmadı. Sadece o yayın baskısını ortadan kaldırmak için yaptım. Hepsini takacağım. Daha sonra jant mantığıyla çapraz sıkıştıracağım arkadaşlar. Evet, arka taraf nasıl sıkıldı komple. Tüm boşluklar alındı. Şimdi ön diyaframı takacağız. Bunun hani diğer gibi çentiye basmana gerek bile kalmıyor. Zaten havada. Şöyle az bir şey dikkat ederek şöyle görünüyor. Şu an oturdu. Şunları da vidaların yerine getiriyoruz. Sistem hazır. Şurada herhangi bir dikkat etmeniz gereken bir şey yok. Yani şu vida şuraya gelsin, bu vida buraya gelsin. Yok, direkt vida yerlerine oturduğu zaman iş çözülmüş oluyor. Sonra bunu takacağım. Şuraya bağlantısını yaptık. Şimdi tüpünü bağlayacağız. Burada önemli olan şu dişliler çok yakın. Çok ince bir şey var. İşçiliği var burada. Hani bu dişlere takarken 10 dakika geç takın. Yavaş takın. Düzgün bir şekilde gitmesine dikkat edin. Eğer bir de diş atlarsa 3-4-5. Turda diş sıyıracaktır. Ondan sonra şuranın mutlaka usta görmesi gerekiyor. Buraya tekrardan şu kafadan atılması gerekiyor. Dekor atılması gerekiyor. Bir sürü iş çıkar. O yüzden iyice ben burayı tam sabitlemedim. Oynuyor. İyice onu tam dengeleyeceğim. Sonra vidayı sıkmaya başlayacağım. Tam oturduğunda zaten kolaylıkla dönecektir. Sonra boşluğunu alacağım, sıkıştıracağım. Ondan sonra su boruları, gaz borusu, su borusu hepsini bağlantısını yapıp arabayı çalıştıracağım. Evet. Bağlantımız tamam. Bütün her şey bağlandı. Şu an benzinle çalışıyor. Şimdi gaza geç. Tabii tüpe geçerken mutlaka gaz vermemiz gerekiyor. Evet, ilk etapta içerisindeki herhalde o şey oldu. Bir silahta bir dengesizlik oldu. Sonra normale döndü. Şu anda evet. Normalde demin o ilk bakımını yapmadan önce dokunduğumda bir hantallık vardı. Böyle bir hani gaz alayım mı vereyim mi diye de şöyle hafif hafif dokunduruyorum. Araba inanılmaz bir şekilde kendini topluyor. Yani bakmış o bakım inanılmaz derecede işe yaradığını düşünüyorum. Gösterge de burada. Gayet böyle rutinde. Herhangi bir sıkıntı yok. Saygılar, hürmetler herkese.